Vay be. Gerçekten ağlığını göstermişsin Vardin'e. Yapılabilecek en güzel şeyi yapmışsın. Çekiyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bir de diyorsun ki ben jest yapmayı bilmem. Bundan daha güzel jest mi olur? Sıla ilk öğretim okulu. Onun için az bile. Sıla'yı daha yakından tanıdığın zaman anlayacaksın. Boran? Şu an karşımdasın. Seni görüyorum. Keşke ben de orada olsaydım demiştin ya. Buradasın işte. Boran. Bu okul için ne kadar sevindiğini, ne kadar çok heyecanlandığını, emek verdiğini görüyorum. Bu ne Boran? Okul. Bizim okulumuz. Gerçekten çok güzel. Tam 8 derslikli. 400 tane çocuk okuyacak. Gerçekten çok büyüleyici. Ağır gelmesin. Hallederim. Bedirhan? Babaannesine bıraktım. Onun için canım, sen hep benim karşımdasın. Yanımdasın. Senin yokluğuna bir gün bile dayanmak çok zor. Akşama evdeyim. İşlerimi bitirip hemen döneceğim. Tamam. Sokakları hatırlamak istemiyorum. Küçücüktüm. Gecenin bir vakti korka korka kaçtık. Babam hiç konuşmuyordu. Eliyle işaret ediyordu çabuk çabuk diye. O zaman evimizden bir daha hiç dönmemek üzere ayrıldığımızı nereden bileyim? Babamın aslında evimizden değil ölümden kaçtığını nasıl bileyim? İşte... Benim de sana unutmam gerek dediğim anılar bunlar. Ama sen anılara daldın, evini unuttun. Hani bulacaktın? Bulacağım. Biraz daha ileride olacaktı. Bu sokaklar bu kadar dar mıydı? Sanki... İşte burası. Emin misin? Bir dakika. Orası da olabilir. Ama ya bu ya da o. Burası değil bence. Hatırlıyor musun? Hayır ama burası Sıla'nın ailesinin evi. Öyle mi? Bizim evin çok geniş bir bahçesi vardı. Göreceğiz bakalım şimdi. Ben götürsem mi acaba yemeğini? Ana ben götüreyim istersen. Doğru. Belki senden daha rahat konuşur. Hayır bir anlasam ne olduğunu. Ya anam olur böyle şeyler. Genç kızken ben de az derlenmediydim ha. Çok şükür sağlığımız saatimiz yerinde. Hallolur bunlar. Bu zaten konuşmuyor. Sıla'mın gözünün içine bakıyorum. Belki bir şey anlatır diye o da susuyor. Bir anlasam ne olduğunu. Ya hiç olmazsa ablasına neye kızdığını bir öğrensem.
O zaman içim çok rahat edecek. Dur hala dur. Ben bir gideyim, belki benden konuşur. Haydi hayırlısı. Boranağım, hoş gelmişsin. Hoş bulduk, sağ olasın. Allah seni bize bağışladı, geçmişler olsun. Burası değil. Gerçekten çok benziyor. Ama değil. Merdivenleri böyle değildi. Kaç kere düştüm, çok iyi hatırlıyorum. Buranın taliplisi mi? Yok, burası satılık değil. Celil Efendi herkese haber salmış satıyorum diye onun için sordum. Nereden çıktı şimdi bu? Bir yanlışlık vardır. Vallahi bizim Ali'yi de aramış, tembihlemiş. Alan olursa satın diyor, onun için sordum. Tamam, anladım. Sağ olasın. Sen sağ ol abi. Baba, ben Mardinliyim. Evi satacağını duydum, doğru mu? Doğrudur ağam. Bedar'la öyle karar verdik. Siz bilirsiniz tabii ama yapabileceğimiz bir şey varsa bir ihtiyacınız. Yok ağam, çok şükür bir sıkıntımız yoktur. Bir düşündüğümüz var da daha belli değil. Ağam, konuştuklarımız Sıla'nın kulağına gitmesin. Ben ona zamanı gelince bir müsait günde anlatırım, tamam mı? Peki baba, sen nasıl istersen. Sonra konuşuruz o zaman. Dilan'ı merak ettim. Çıktı mı odasından? Yok yavrum, yok. Hala odasında. Nari'nin yanında şimdi, yemek götürdü. İnşallah ondan konuşur. Tamam. Ben daha sonra Nari'ni ararım. Görüşürüz. Hadi güle güle. Hiç kimse beni gerçekten umursamıyor. Dilan akıllıdır. Usludur. Çalışkandır. Ses çıkarmaz. Sorun çıkarmaz. Hiçbir şey istemez. Kendi başının çaresine bakar. Ya hiç öyle şey olur. Biz... Öyle. Ben İstanbul'daydım. Beni kaç kere aradılar biliyor musun? Sıla abla? Hiç. Biz onunla herkesten daha yakındık. Her şeyimi anlatabilirdim ona. Yani öyle demiştim. Geçen gün açıldım işte ona. O ne yaptı? Gitti arkadaşımla konuştu. Beni küçük düşürdü. Çünkü beni gerçekten dinlemedi. Bak şimdi. Önce şu düşündüklerini bir kafandan atacaksın, tamam? Dilan, bazen büyükler de hata yapar. O seni dinlemedi, umursamadığı için yapmamıştır. Yok Nari yenge. Ben bir daha ona ne bir şey sorarım. Ne bir şey söylerim. Tamam. Bir şey sorma da söylemedi. Gel bakayım. Gel. Dilan. Bu ailede sen sevmeyen hiç kimse yok. Hatta Emir bile. Hani sen geçen gün gittin ya. Bu seni aramaya kalktı. Babam tutmasa çıkıyordu vallahi. Hepimiz çok seviyoruz seni Dilan. Hepimiz. Haydi, yemeğini ye, soğutacaksın. Bak hamile hamile üzüyorsun yengeni. Ofise gelmek ister misin? Yok sağ ol. Seni işinden alıkoymayayım. Sen ne yapacaksın bugün? Bilmem. Gezerim biraz. Hem çok özlemişim buraları. Anılarımı tazelerim. Tamam.
O zaman ben işlerimi bitirdikten sonra seni ararım. Birlikte havalarına geçeriz, olur mu? Olur. Sana kolay gelsin o zaman. Sağ ol. Çıvan, çok önemli bir meseleyi halletmemiz gerekiyor. Salım salım dolaşıyor ortalıkta. Başına bir şey gelecek, ihaleyine dilavere kalacak. Alo, baba nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi vallahi, ne olsun? Ya baba, bir şey soracağım da ondan rahatsız ettim ben seni. Bu bizim gelin ağanın arkasına adam takan eden yoktu değil mi? Bu konuda bir bilgin var mı? Ya ne diyorsun sen Dilaver? Ne oldu? Bir şey mi geldi kulağına? Hadi çabuk söyle. Yok baba, bir şey gelmedi. Ya Sıla Hanım şirketten çıktıktan sonra peşine bir araba takıldı. Ya da bana öyle geldi, bilmiyorum. Neyse baba. Bana bak Dilaver. Bir bildiğin varsa söyle. Bu işin şakası yok. Ya baba yok, ne bildiğim olacak? Allah Allah. Tamam, kapat o zaman. Sonra konuşuruz. Tamam. Ya havalanına indiğim anda telefonum çaldı. Açtım ki bizim komşu. Ya daha ben gelmeden ev alıcı çıkmış ha. İyi. Merhaba. Hoş geldin kızım. Tamam Celil. Sen konuya komşuya selam söyle. Gelirken Emir'in de kitaplarını, defterlerini getirmeyi unutma, değil mi? Tamam. Sıla mı geldi? Evet. İyi, sen beni daha sonra ararsın, tamam mı? Tamam, ararım. Haydi güle güle. Hoş geldin yavrum. Babam Mardin'e mi gitti? He ya, işleri varmış. Keşke söyleseydi, hallettirirdim ben. Kızım, buralarda canı sıkıldı herhal. İşi gücü bahane etti. Bu aralarda herkesin Mardin'e gidesi tuttu. Dilan, selam yok mu? Ne yapacağım ben? Abim ne zaman geliyormuş dedi? Akşam. Ben de uğrayayım, size de alayım dedim hem. Kızım biz gelmeyelim. Malum. Ama sen istiyorsan git Narin. Hadi gel Narin. Benim de tek başıma canım sıkılıyor. İyi madem, gideyim. Yukarı çıkalım, Bedirhan'ı alalım. Hem bez de bittiydi, yoldan alırız. Haydi. Karşı bir şeyler mi hissediyorsun? Artık gitsen iyi olur Emre, bir şeylerden şüphelenecekler. Seni bırakıp nasıl giderim Sıla? Emre git dedim. Ama çok yakında gelip seni geri alacağım. Sen kim alıyorsun ki benim karımı götürüp diyorsun? Sen ne diyorsun be? Ağzın tutsun. Ne diyorsun sen ha? Bir daha seni Sıla'nın yanında görmeyeceğim. Merak etme Sıla. Çok yakında gelip seni alacağım. Bak hala. Ziyarete gelmiş. Görüyorum. Ben artık oteye dönsem iyi olur.
Misafirin az kalanı makbuldür derler. Tamam, görüşürüz. Ben yarın 16 uçağıyla İstanbul'a dönüyorum. Sen de gelsen iyi olur. Yalnız yolculuk yapmamış olursun. Görüşürüz. Geldi mi gitme vakti? Geleyim mi hemen ofise? Acele etmene gerek yok. Daha vakit var. Arayınca. Sevineceğim bir haber vermek için aradım. Neymiş o? Emre. Sonunda Emre'yi hatırladım. Harika. Çok sevindim senin adına. Yani bu çok iyi bir gelişme. Artık hatırlanacak bir şey kalmadığına göre bu terapi meselesini bitirebiliriz değil mi? Benden kurtulmak için bu kadar sabırsızlandığını bilmiyordum. Estağfurullah. Senden bir şikayetimiz yok da... Yani terapi bitse daha iyi olur tabii. Dur bakalım. O kadar kolay değil. Bir terapi yapalım da... Anlayalım neyi hatırladın, nasıl hatırladın. Sonra duruma göre karar veririz. Tamam. Görüşürüz. İlaç almak bu kadar uzun sürer mi? Gelir şimdi, sıra vardır herhalde. Ben bir bakayım. Geldim Sıla Hanım. Çok kalabalık içerisi. Gidiyor muyuz? Ben de seni almaya geliyordum şimdi. İşim erken bitince geze geze geldim. İyi o zaman. Gidelim bir an önce. Ne oldu Şiva? O dediğin iş için bize senin gitmen gerekmiş. Ya da noterden vekalet istiyorum. İkisi de yarın sabah kalır o zaman. Tamam Şiva, sağ ol. Baba gelecek akşam. Yakışıklı ol değil mi? Ne oldu? Ben de mi değiştireyim üzerimi? Ama ben üstüme elma püresi dökmedim ki. Sakın noter var deme Boran. Bu akşam gelemiyorum ben Sıla. Sabah halletmem gereken bir iş var. Hani halletmiştin her şeyi? Nereden çıktı şimdi bu iş? Ben de hallolduğunu sanmıştım ama şimdi haber geldi. Sabah ilk uçakla geleceğim ama erkenden. Peki tamam. Sabah görüşürüz. Tamam canım. Sen iyisin değil mi? Sesin bir garip geliyor. İyiyim. Yorgunum biraz. Erkenden yat o zaman. Dinlen. Sabah iyi görmek istiyorum seni. Olur. Bedirhan'ı öp benim için. Tamam, öperim. Görüşürüz. Plan değişti. Bu gece... Ben yarın sabah döneceğim. Ben de sabaha bekleyebilirim aslında. Acil bir işim yok. Nasıl istersen. O zaman biletini değiştirelim. Yarın sabah beraber döneriz. Olur. Hem böylelikle eskileri iade etmeye biraz daha vakit kalır.
Bak annenin canı sıkkın zaten. Maşallah kuzumu. Sıla, bak ne diyeceğim. Ben azıcık Dilan'la konuştum. Ben o işi halledeceğim Nalan. Doktora götüreceğim. Ha, diyordun Zeynep'e götüreceğim diye. Zeynep değil. Şehir dışındaymış. Ayrıca bir aileden bir hasta yeter değil mi? Sıla, diyorum ki hemen doktora götürmesen. Yani Dilan yanlış anlamasa. Neyi yanlış anlayacakmış Nalan? Psikiyatra gitmek ayıp mı? Boğazımız içinde gitmiyor muyuz doktora? Yok canım ben öyle demedim. Gitsin tabii gitmesine de. Bana sanki seninle konuşması gerek gibi geldi. Başından savuyormuş gibi olmaz. Kardeşim neye ihtiyacı olduğunu ben bilirim Narin. Buna karışma olur mu? Tabii. Sen daha iyi bilirsin. Narin. Diyordum ki, ne kadar güzel bir ilişkiniz var sizin, farkında mısın? Farkındayım tabii. Benim bunca sevdiğim ve beni bunca seven bir insan. Kolay değil. Bazen ödülmüş gibi geliyor. Hayatın bana verdiği bir ödül. Demek ki buna hak edecek bir şeyler yapmışım. Vallahi biz hala sürünüyoruz. Demek ki yeterince iyilik yapamamışım henüz. Niye öyle diyorsun? Yapmışsın ki... Ömer'i mi diyorsun? Hı-hı. Yapmamışım. Narinim. Ne o? Sen yaprak gibi titriyorsun. Yok canım. Üşüdüm biraz. Bu havada mı? Korkuyor musun? Sen yeter ki ürkme Sercem. Bu gece olması şart değil. Sen alışıncaya kadar, terin terime karışıncaya kadar beklerim gerekirse. Gel Nari. Seni çok seviyorum Azal'ım. Ya tamam. Yok bir şey. Sıla ne oldu sana? Ha? Ne oldu sana? Zeynep Mardin'e gitmiş. Niye? Bilmiyorum. Bilmiyorum.
Aslında durum o kadar da kötü değil. Yani bilmiyorum, belki de kötü. Bazen diyorum ki evet, ben bu adamla hayatımın sonuna kadar yaşayabilirim. Ama bir sabah uyanıyorum. Bir dakika ya, bu adam kim diyorum kendi kendime. Efendim amca. Buran oğlum. İndin mi İstanbul'u? Yok amca. Yarın sabah gideceğim. Anladım. Buran, ben sana bir şey demek için aradım. Buyur amca. Birileri bizim bilgimiz haricinde Sıla'nın ölüm hukmunu uygulamaya karar vermiş. Nasıl olur amca? Kimmiş? Ben de bilmiyorum oğlum. Çocuklara söyledim, araştırıyorlar. Dilaver de İstanbul'dan aradı. Sıla'yı takip ediyorlar galiba. Anladım amca. Ben gerekli tedbirleri alacağım. Sağ ol. Ben bir haber alırsam seni ararım. Sağ ol amca. Biliyorum, hiç anlamı yok. Ama kendimi çok kötü hissediyorum. O kadın. O kadın. Ya sen bilmiyorsun sanki abimi. Aklın ucundan bile geçmez. Biliyorum. Ama farkında bile değil Nari. Bir şey olduğu yok, tamam. Ama nasıl görmüyor? Ona da kızıyorum. Kendime de kızıyorum. Bak gördün. Sen de iyice bizim aileden oldun. İnsan kıskanıyor tabii. Ne var bunda? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne yapacağım Narin? Abay, çocukları hemen bizim eve gönder. Etrafı korumaya alsınlar. Dolaşan, evi gözleyen herhangi birini görürlerse hemen alsınlar. Hayrola Boran? Bu nereden çıktı şimdi? Bir haber geldi. Ben de tam olarak bir şey bilmiyorum ama işi şansa bırakamam. Araştıracağız. Sen şimdilik dediklerimi yap, olur mu? Tamam. Ben şimdi çocukları da alırım, bir giderim oraya. Hem Sıla'lara da bakmış olurum. Tamam. Ama dikkat et. Sıla hiçbir şey sezmesin. Tedirgin olmasını istemiyorum. Ben yarın sabah erkenden geleceğim. Sen merak etme. Hadi görüşürüz. Tamam. Kusura bakma, işle ilgili bir sorun çıkmış da. Çok önemli değildir umarım. Yok, hallettim sayılır. Müsaaden olursa ben artık gideyim. Tabii. Nasıl istersen. Çok teşekkür ederim bugün için. Harika bir gündü. Ne demek? Hiçbir şey yapmadık. Sabah gelip alırım ben seni. Birlikte havaalanına geçeriz. Olur. İyi geceler. Sana da. Ara haydi. Yok. Durup dururken niye arayayım? Ya insanın kocasını araması için illa bir sebep lazım. Gerek yok Narin. Boşuna huzursuz ederim şimdi. Huzursuz olmayıversin o da. Ara hadi. Yoksa ben arayacağım. Yok. Nasılsa sabaha geliyor Narin. Hayırdır inşallah. Borandır belki. Bayılır beni kandırmaya. Hoş geldin abay. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hayırdır? Buralardan bir geçiyordum. Kahvenizi içmeye geldim. İyi etmişsin. İstemiyorsanız gideyim ama. He, istemiyorsun. Haydi git. Ne var ne yok? Bedirhan Paşa uyudu. Uyudu. Ha, sen Bedirhan'ı özledin de çıktın geldin gece vakti. Bana bak bari, çok alınıyorum. Boran'ı ararım. Sen burada yokken bana çok kötü davranıyorlar derim, haberin olsun. İnsan lafın üzerine aramış. Boran? Abay ne yaptın? Vallahi tam senden konuşuyorduk. Üzerine aradın. Boran, senin bu kardeşinden şikayetçiyim. Haberin olsun. Bana bir tane kahveyi çok gördü ha. Ya içiyor işte kahvesini. Tamam. Çıkınca ara beni, olur mu? Her şey yolunda değil mi? Yolunda yolunda. Sıla kahve ikram etti, onu içiyoruz. Sıla iyi mi? İyi. İstersen vereyim sen konuş ha. Hadi görüşürüz. Alo? Keyfiniz yerinde bakıyorum.
Evet. Sen de iyi misin? Üşüyorum. Ay da görünmüyor bu gece. Seni çok özledim Sıla. Ben de. Bu kadar mı? Ben de. Başka bir şey söylemeyecek misin? Yarın sabah gelince söylerim. İyi geceler. Görüşürüz. Nasıl gidiyor bakalım kongre? İyi iyi. Ne zaman dönüyorsun? Seninle mutlaka konuşmam lazım. Yarın. Kaçta? Ben seni alayım. Yok, gerek yok. Ben yarın direkt hastaneye gideceğim zaten. Tamam. Peki. Neler yaptın bakalım Mardin'de? Hiç anlatmıyorsun. Birkaç iş hallettim. Okula gittim. Zeynep de Mardin'i özlemiş. Çay ister misin canım? Sağ ol. Doğru ya. Zeynep Hanım da oradaymış. Evet. Sen bir çay daha ister misin Narin? Aa. Tom sen oradayken Zeynep'in de gelmesine büyük tesadüf değil mi? Allah'ın işi işte. Evet, ben de çok şaşırdım. Yo, ben bir çay daha alacağım. İsteyen var mı? Yoktu değil mi? Evi sattın Medar. Vallahi hemen gitti. Demek o kadar çabuk ha Celil. Vallahi ben de anlamadım ama çok iyi para aldım ha. Ne yapalım? Hakkımızda hayırlısı olur inşallah. Anne. Celil, kapat arayacağım. Haydi yavrum. Allah zihin açıklığı versin. Akşam nasıl döneceğim ben? Okul şurası zaten. Kendin dönersin. Kaybolmazsın değil mi? Ya ne kaybolacağım ya? Allah Allah. Ana! Niye beni bununla aynı okula yazdırdınız? Koskoca İstanbul'da okul mu yoktu? Tamam yavrum tamam. Sen kendin dönersin. Haydi. Emir, öğretmenlerini iyice dinle hem yavrum. Eksik kaldığın yerleri de söylemeyi unutma. Tamam. Haydi dikkatli ol. Akşam burada mısın? Yok abi gideceğim. Anam yalnız evde. Tamam. Eğer bir ihtiyacın olursa çocuklara söylersin. Olur söylerim. İyi
Narin aşk olsun. Ya ne yaptım ki? Konuşturtmadın zaten. De haydi. Gidiyor muyuz? Daha önceden yok muydu? En azından bir süredir yoktu. Olmasında fayda var. Biraz temkinli olmanın kimseye bir zararı olmaz. Tamam. Sen öyle diyorsan. Efendim baba. Dilaver. Neredesin sen? İstanbul'dayım baba. Nerede olacağım? Onu biliyorum. Ben de geldim İstanbul'a. Öyle mi? Şirkete gidiyorum baba. Ne oldu ki? Acele konuşmamız lazım. Tamam baba. Nerede olduğunu söyle. Ben hemen geleyim. Çabuk ol ama. Baba, hayırdır? Kötü bir şey oldu. Gelince konuşuruz. Tamam baba. Neyin var senin? Neyin varmış? Sabahtan beri bir şeyler düşünüyorsun gibi. Dilan. Hala tek kelime konuşmuyor benimle. Gene acele ediyorsun. Bırak zamanı. Her şey düzelecek. Emin misin? İnşallah. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Ağam, bir emrin var mı? Abay, ne yapmanız gerektiğini anlattım. Evet ağam. O zaman tamam. Dikkatli ol. Etrafta dolaşıyorlarmış. Merak etme ağam. Gözümüzü kırpmayız. Ne oldu? Takip ettiniz. Evin, şirketin her yerin korumalarını arttırmışlar ağam. Belli ki biri haber açmış. Kolay gelsin Beder. Celil, aklımı kaçıracağım vallahi, ödümü koparttın. Ne ara geldin sen? Yo, sen de beni korkuttun ha. Vallahi geleli ya bir saat oldu, olmadı. Parayı bankaya yatırdım, uçağa atladığım gibi ver 50 İstanbul Beder. Hı. Buldun ya parayı. Harca dur artık. Beder, haydi hazırlan, gidiyoruz şimdi. Nereye? Ya bir günde soru sorma ha. Bir bildiğim var değil mi? Haydi gidiyoruz. Ya kahve yapmıştım. Ya bırak şimdi kahve ya. Yürü. Gel, bir bildiğim var değil mi? Bundan sonra böyle mi olacak? Böyle birbirinize uzaktan bakıp konuşmayacak mısınız? Yok canım. Ne bakışması? Ben gördüm sadece. Hem böyle olmasını Oğuz istedi. Yapacak bir şey yok. Bak, seninki orada. Yapma ya, bilmiyordum. Ne oldu, ayrıldınız mı? Sana ne? Bunun meali, terk edildim, terk edildim. Boş ver abi ya. Zaten birbirinize hiç yakışmıyordunuz. Ayrıldığınız iyi olmuş. Sana fikrini soran oldu mu? Bu da her şeye trip atıyor abicim ya. Peki, başka bir şey görmedin mi? Yok baba. İşte gelin ağamız çıktı arabayla şirketten. Sonra bunlar da arkasından sokaktan çıktılar. Başka bir şey görsem niye söylemeyin? Sen onu benden daha iyi bilirsin. Dilaver Bey. Pardon, ben daha sonra... Estağfurullah.
Tanıştırayım babam. Zinar Ağa. Memnun oldum efendim. Ceren Hanım da şirketimizin hukuk danışmanı. Beraber bir toplantıya gideceğiz de burada buluşalım dedi kendisiyle. Ben de memnun oldum. Ben arabada bekleyeyim o zaman. İzninizle. Olur. Şimdi dönelim meseleye. Anlat bakayım. Ya baba, sen beni sorgulamaya geldin. Anlattım işte. Bak Dilaver, sen durup dururken böyle şeyler yumurtlamazsın. Altında bir şeyler var bunun. Anlatacak mısın, anlatmayacak mısın? Ala ala buluştuk. Sıla Hanım'ın ölüm hükmü için. Biliyordum zaten. Biliyordum bir şeyler oldu. Ne dedi peki? Kim olduklarını bilmiyoruz. Elbet bulacağım. Ama o zamana kadar Sıla'nın güvenliğine çok dikkat etmemiz lazım. Sen merak etme Boran. Her şey kontrol altında. Zaten çocuklar Sıla'yı rahatsız etmeden etrafında güvenliği sağladılar. Madde nasıl geçti? Mehmet Ali'yle görüştün mü? Yok, görmedim. Antalya'ya gitmiş. O İstanbul'a gelir nasıl olsa. Okul nasıldı? Okulu gittin gördün? Çok güzeldi abla, çok. Zeynep de çok beğendi. Zeynep'le beraber gittiniz öyle mi? Evet. İyi aklıma getirdin. Dinen hakkında arayacaktım onu. Buyurun. Merhaba. Ömer, hoş geldin. Hoş bulduk. Ama saat 4'te bir hastam var ve her an gelebilir. 4'teki hastam benim. Nasıl yani? Bayağı işte. Randevu aldım. Ve seansıma girmiş bulunuyorum. Niye yaptın ki bunu? Öncelikle seni istediğim kadar görebilmek için. İkincisi de ben gittikten sonra biraz dinlen istedim. Sabahtan beri çalışıyormuşsun söylediğim şeyler. Hiç gerek yoktu böyle bir şey ama. Neyse. Buyurun, sizi dinliyorum. Şimdi benim bir sevgilim var doktor hanım. Ve bu akşam kendisiyle yemeğe çıkmak istiyorum. Ama uygun mudur değil midir bilmediğim için önce size sorayım dedim. Vallahi bence olabilir. Peki nereye gideceksiniz? Orası sürpriz. Size bile söyleyemem. Ama 8'de olduğumu söyleyebilirim. Efendim Boran. Tamam. Olabilir. Yarın akşam olur. Maalesef bu akşam meşgulüm. Tamam, görüşürüz. Bizimkilerle de konuşmuyorum artık. Ne zaman bir sorunumu paylaşsam yardım istediğimi düşünüp bir şeyler yapma çabalarına giriyorlar. Ben onlardan bir şey istemiyorum ki. Dilan, biraz konuşalım mı? Ben kantine gidiyorum. Tamam, ben de gelirim birazdan. Benim söyleyecek bir şeyim yok. Haklısın. O gün sana konuşma şansı vermedim. Bir daha seninle görüşmeyelim derken öyle demek istememiştim aslında. Ablanla konuşunca korktum. Aramızda olabilecek her sorunda karşıma çıkacakmış gibi geldi. İyi işte. Artık korkmana gerek yok. Aramızda bir şey olmayacağına göre ablam da bir daha karşına çıkmayacak. Bütün paraları döktük bunlara. Çocukları aldığımız neyse de kendimizi almaya mıydık? Çok oldu bunlar, çok. Ya ne zamandır doğru düz üstümüze başımıza bir şey mi aldık sanki? Ne olacak? Güle güle giy beder. Hey madem bakalım. Beder, diyorum ki şöyle akşama da hazırlığını yapsan da güzel bir sofra kursak. Gene ne geçiyor aklından Celil? Diyorum ki sırayla Boran'ı da çağıralım. Şöyle hep beraber güzel bir yemek yiyelim ya. Taşındığımızdan beri onları bir kere bile daha çağırmadık doğru dürüst değil mi? Hakikaten. Bak bunu çok iyi düşündün işte. Evet. Ne zamandır bir araya gelemiyorduk bir ağız tadıyla. Arayayım mı şimdi? Haydi ara.
Efendim baba. Sıra kızım. Akşama işiniz var mı? Yok, niye? Vallahi akşama sizi yemeğe çağırıyoruz. Tamam, oldu. Geliriz baba. Tamam kızım. Görüşürüz. Bir şurada var, bir de bir tane eksik vardı. Nerede o? Aynen. İyi akşamlar. Mine Hanım, rica etsem şunlardan iki tane fotokopi alabilir miyim? Tabii Esma Hanım. Teşekkürler. Tamam. Daha sonra devam ederiz sizinle. Teşekkürler. Mehmet Ağa'nın düşmanları sadece sana değil, bana da. Korkusundan kimse de bir şey diyemiyor. Yaptıklarına herkes göz yumar olmuş. Nerede peki şimdi? Mardin'e gittim, yoktu orada. Abim sağ olsun bir lafı vardır. Etrafa korku salanın asıl kendisi korku içinde yaşar der. Yani anladığım o ki Mehmet Ağa'nın da başkaca bir korkusu vardır. O da sensin yani. Aşiret içinde huzursuzluk yaratmaktan da geri kalmıyor. Yusuf'u bilirsin, geldi bana sığındı. Kan davası girmiş Veli ile aralarına. Sorumlusu da Mehmet Ağa'ymış. Sadece aşiret içinde olsa iyi. Oğlu da İstanbul'da. Sesi soluğu çıkmıyor ama belli de olmaz. Amca, ağam olarak senden bir isteğim olacak. Tabii, buyur. Veli ve Yusuf'u barıştırmanı istiyorum. Hele şu meseleyi baştan bir anlat bana. Hanım'ı gördün mü Sevim? Yok, odasında değil mi? Allah, buradaydı biraz önce ama. Efendim? Tamam, geliyorum hemen. Nasıl geçti okul? İyiydi. Her zamanki gibi. Bana kızgın mısın hala? Sence? Neden peki? Yaptığın doğru değildi. Bana sormadan benim hakkımda kararlar alıp uygulayamazsın. Haklısın. Ben yaptığımı senin için doğru olduğuna inanıyordum. Ama değildi işte. Kolay gelsin. Geldi Sıpa. Nasıl geçti okuldaki ilk günün? İyi. Ya ne olmuş buna böyle afra tafra? Okul başladı, iki kere derse girdi ya. Keyfi kaçtı beyimizin. İyi. İstiyorsan Mardin'e gönderirim kendisini. Yok Celil, sen de başlama hemen ha. Hırpo. Ana oldu. Yok kızım, biraz daha incesin Narin. Bu böreği sen mi yaptın? Yok Celil, komşuları çağırdım, onlara yaptırttım. Nasıl gidiyor? İyi.
Ne o? Bir şey mi var? Yok. Adam burayı gözlüyor sandın mı? İyi. Buradasın değil mi? Buradayım. İki dakika içeri gideceğim. Git sen, tamam. Ben buradayım. Alo. Ne oldu? Aha. Tamam, ben hallederim. Ben hallederim, merak etme. Hayır, sen çıkma yerinde. Dediğim ya. Tamam. Tamam. Aranızdaki husumeti bilmekteyim. Buran'dan da dinledim. Sadece sizin değil, bizim de husumetlerimiz oldu. Kırgın düştük, konuşmadık. Hep kin güder olduk yakınımızdaki insana. Sizi bir araya getirmemizin sebebi de budur. Sorunu kendi aranızda çözüp konuşacaksınız. Çözeceğiz de Zinara. Bizden bir can almıştır. Benim birader de hapse düşmüştür. Aşirettekilerin yüzüne nasıl bakarım? Korkak derler bana. Aşiretin ağası benim Ali. Yüzün kara olmasın. Yiğitlik boş yere adam vurmak değildir. Bu işte Mehmet Ağa'nın parmağı olduğunu biliyoruz Veli. Yiğitlikten, yüzü karalıktan söz ediyorsun ama Mehmet Ağa'dan da korkuyorsun. Bu mu yiğitliğin seninle? Senin ağan benim Veli. Eğer sana bir zarar gelecekse benden bil. Artık himayemde olacaksın. Korumamda olacaksın. Sağ ol ağam. Yalnız Mehmet Ağa beni rahat bırakmaz ağam. Mehmet Ağa'nın ne faydası oldu sana? Katil olup hapse girsen arayıp soracağını mı sanıyorsun? Artık düşmanlığınız bitmiştir. Bundan sonra bir sorun olduğunda gelip benim kapımı çalacaksınız. Yazıklar olsun sana. Ben de adamdan saydım. Babama dedim ki bu Veli bildiğin adamlardan değil, sözünleri. Ama sen ne yaptın? Gittin kanınla barıştın. Adam değilmişsin. Yıkıl karşımdan. Buyur. Ne oluyor Osman? Bu ne ses? Kusura kalma, işler yolunda değil. Hayrola? Zinara, bu Veli kafasızıyla gitmiş kanlısını barıştırmış. O seni alakadar etmez. Sen kendi meselene bak. Doğru dersin ağam da. Boran Ağa'ya birileri haber uçurmuş. Sıla'nın etrafında ordular dolaşır oldu. O kadarını sen bileceksin Osman. Bana netice lazım. Sen merak etme ağam. Ben bir yolunu bulacağım. Ne yapacağım, edeceğim, bulacağım. Ya beder ne oldu yemekler? Acımızdan öldük. Tamam tamam, geldik işte. Ver Celi tabağını. Neler yapmışsın anneciğimle? Yaptık kızım işte bir şeyler. Kuzularım da yardım etti sağ olsunlar. Yalan bir kere. Gülen hiç yardım etmedi size. Beda. Sıla. Sandalyeyi alalım. Yok bir şey miyorum. Korkmayın. Öğlen yediğim bir şey dokundu herhal. İç anam iç. Doktor arayacağım ben. İyi değilsin sen. Yok. Üşütmüştür, geçer şimdi. Ben kolonya getireyim. Geçti, geçti sılım, merak etme. Geçti bile. Bak, suyu içince iyice iyileştim. Beder, iyisin değil mi? He, iyiyim canım. İyi, iyi. Kopla. Kopla ana. Bileklerine, bileklerine. Ana iyisin değil. İyi misin anne? Geçti yavrum, geçti, korkmayın. Bundan sonra böyle bir haber duyarsan bana da söyleyeceksen bu bir. Tamam baba. Eğer Buran ve ailesiyle ilgiliyse ona da haber vereceksin bu iki. Ona da tamam. Ya sen en kısa zamanda Mardin'e döneceksin ya da Ummu ve çocuklarını buraya getireceksin bu üç. O nereden çıktı baba? Ne demek nereden çıktı? Hanımın, çocukların. Ya baba. Ben onlar Allah'ın günü arıyorum. Daha ne yapayım? Ne demek daha ne yapayım? Başlarında duracaksın. Ya sen Mardin'e ya onlar buraya. Karar ver.
Evli bir adam olduğunu da unutma sakın. Bugün gördüklerim yeter bana. Bugün ne gördün ki baba? Söyle biz de bilelim. Sen daha iyi bilirsin benim gördüklerimi. Uzun etmedi Laver. Söyleyeceklerimi söyledim. Tamam baba. Ben de aldım, kabul ettim. Daha ne yapayım? Korkma, korkma. İyiyim yavrum, iyiyim. Geçti. Korkmayın. Baba, biraz konuşabilir miyiz? Şey yok ağam, bakma sen. Ara sıra oluyor, sonra geçiyor. Daha önce böyle bir şey yoktu değil mi? Bu sıradan bir şey değil. Belki bir faydam dokunur. Uzun zamandır susuyorsun da, farkındayım. Kanser ağam. Göğüs kanseri. Ne diyorsun baba? Ne zamandır? Vallahi hemen hemen bir ay oldu. İşte ilaç alıyor. Bu kemoterapi falan, işte onu da yapıyorlar. O da bunu halsiz bırakıyor tabii. Keşke daha önce söyleseydiniz. Biz kimseye söylemeyecektik. Yani kendimiz hallederiz dedik ama... Çocukların hiçbirinin haberi yok ağam. Sıra da bilmiyor. Aman ağam, gözünü seveyim ağam. Sen git bir Bedir'e bak hadi. Bakacağım anne. Uyuyordur şimdi. Ağlasaydı duyardık sesini. İyi madem. Mardin'deki evi bu yüzden sattın. Macunla. Ne oldu? Toka mı kaymış? Yoksa askı mı? Bir sorun yok. Sakin ol. Sadece çok güzelsin. Ha. Öyle mi? Ben de... Buyursunlar. İstemiyor ama bir baktırmak lazım. Efendim? Annem diyorum. Bu aralar çok halsiz görünüyor. Bir doktora görünmesi lazım. Sıla Hanım, Bedirhan banyo yapsın mı? İyi olur, geliyorum. Bu gece bir başkasın biliyor musun? Hem güzelsin hem neşelisin. Ay ne yapayım, güldürüyorsun beni. Keşke hep böyle olsan. Ne iyi olur. Ben de onu konuşmak istiyordum seninle. Ney? Beni daha nasıl güldürebileceğini mi? Basit. Benimle emin misin? Hiç bahsetmedin okuldan. Güzel değil mi? Evet. İnşaat halindeyken bir bina sadece. İşçiler, çimento, tuğlalar. Sonra kablolar, elektrik kabloları. Şimdi çok başka. İçinde bir sürü çocuk koşturuyor. Bahçeye çiçekler ekmişler. Ha? Bir dakika. Bak, bir sürü fotoğraf çektim senin için. Seni sordular hep. Ben de en kısa zamanda gelecek dedim. İlk fırsatta gidelim, olur mu? Olur.
Böyle olacağını bilseydim alıştıra alıştıra söylerdim. Ani olduğunu biliyorum. Doğruyu söylemek gerekirse hiç beklemiyordum. Zeynep, son zamanlarda birbirimizden uzaklaştığımızı biliyorum. O geceden sonra biliyorsun, uzun uzun düşündüm. Utandım. O geceki olayları kastetmiyorum. Anlayışsız, ısrarcı, katı bir adam oldum çıktım. Üzerine çok geldim. Neden böyle davrandığımı bilmiyordum. Ama artık biliyorum. Korktuğum için. Seni kaybetmekten korktuğum için. Sensiz her şeyin tatsız olacağını bildiğim için. Zeynep, hayatımın sonuna kadar seninle yaşamak istiyorum ben. Düşün. Lütfen istediğin kadar düşün. Gözümü açtığımda seni görmeyi. Günaydın. Sana da. Önce oğlumuz tabii. Hadi gel bakalım. Gelsenize buraya. Biraz daha uyuyamadım oğlum. Çok korkmuştum biliyor musun? Kendime geldiğim zaman hastanede Bedirhan'ın adını hatırlayamadım. İşte artık Boran. Hemen hemen her şeyi hatırlıyorsun. Aslında hemen hemeni kalmadı. Ne demek o? Emre'yi hatırladım sonunda. Maalesef. Çok sevindim Boran. Yani iyi olmana çok sevindim. Biliyorum. Ne yalan söyleyeyim. Artık hayatımızda olmamasına çok sevindim. Sağ ol. Belki bunu daha önce daha yapmalıydım ama biliyorsun işte o benim için... Biliyorum Sıla. Seninle ve davranışlarınla bir ilgisi yoktu benim hissettiklerim. Sana da anlatmaya çalıştım. Evet. Dayanamadığım birine sana karşı bir şey hissediyor olduğunu bilmek. Biliyorum hiç mantıklı değil ama kalbim beynimi dinlemiyor. Benim de elimde değil. Senin için anlaması kolay değil biliyorum ama bu böyle. Anlıyorum Boran. Gerçekten anlıyorum. Hanımefendi, gideceğiniz yere kadar bırakayım. Komik mi şimdi bu? Değil mi? Ya affedersin, başta düşünce bana komik geldi ama demek ki değilmiş. E olsun, ben yine de bırakayım. Aynı yere gidiyoruz neticede. Nereden biliyorsunuz sizinle aynı yere gittiğimi?
Ben belki önce adliyeye uğrayacağım. O zaman belki ben de önce adliyeye uğrarım. Bir iki dava seyrederim. Sonuçta sizi bırakmış olurum. Bırakın bari. Hadi buyurun o zaman. Efendim? Selam. Dilan'ı hatırlatmak için aradım. Müsaitsin değil mi akşama? Müsaitim, müsaitim. Merak etme. Unutmadım. Peki. Görüşürüz o halde. Ben seni aldıracağım. Hayır dememin bir faydası yok değil mi? Maalesef. Tamam, görüşürüz. Lütfen evet de. Ben geldim ağam. Ben de işlerimi bitirdim. Çıkalım baba. Çıkalım. Peki şimdi durumu nasıl? Şu ana kadar tedaviye olumlu cevap verdi. Ama bir süre daha devam etmemiz gerekiyor. Bedar Hanım dirençli ve kararlı. Kendini bırakmıyor. Kemoterapi zor bir tedavidir. Ama sonuçlar için katlanmak gerekiyor. Sağ olun doktor bey. İyi haberler verdiniz. Bu arada ödemelerle ilgili kiminle görüşmem gerekiyor? Danışmadan sizi yönlendirirler Boran Bey. Ağam, biz halletmiştik. Olsun baba. Bir de ben halledeyim. İçim rahat etmez yoksa. Sen otur doktor beyle, ben hemen geliyorum. Sağ ol ağam. Efendim Sıla? Boran, Mardin'deki fabrikanın raporlarını sana yollamışlar. Bana yollatır mısın? Tamam, yollatırım sana. Ofiste misin sen? Yok, dışarıdayım Sıla. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Aldın mı çiçekleri? Aldım. Sağ ol. Onun için aradım zaten. Beğendin mi? Evet. Çok güzeller. Beğendiğine sevindim. Ömer. Ben seni daha fazla bekletip üzmek istemiyorum. Ben yapamayacağım. Seninle evlenemeyeceğim. Çok sağ ol ağam. Allah razı olsun. Gerçi biz hazırlamıştık ama. Olsun baba. Başka şeylere kullanırsın. Sen de kalsın o para. Yarın Dilan üniversiteye gidecek. Emir büyüyecek. Onlara kullanırsın. Sağ olasın ağam. Bu mesele aramızda kalacak değil mi? Tabii baba.
söylediğin gibi. Bedar istiyor ki hiç kimse duymasın. Şimdi ben de onun sözünden çıkamıyorum. Anlıyorsun değil mi? Annem ne dese ne yapsa haklı baba. Çok zor bir şey yaşıyor. Zor ağam, çok zor. Bu hastalık adamı insanlıktan çıkarıyor. O acı çekiyor, benim içim yanıyor. Hele korku yok mu? İpin ucunda bir o yana bir bir yana gidip gidip geliyor. Düşmesin diye dua ediyorum. Allah bu acıyı düşmanıma bile vermesin ağam. Kim o? Benim. Çabuk git üstünü çıkart. Gitmeyeceğim ben daha. Ana! Ana iyi misin sen? Korkma oğlum iyi. Ayağım kaydı. Ya kalk o zaman. Dur oğlum kalkacağım çekiştirme ya. Ana! İyisin değil mi? Emir. Sen git bana su getir. Ben iyi olacağım. İyi olacağım ben. Anam bir yandan toparlanmaya çalışıyor. Bir yandan beni susturmaya. Sen git bana bir su getir. Ben iyi olacağım. Koştum gittim suyu getirdim. İçti. İyi olmadı. Sen ne yaptın peki? Ne yapsın? Korkmuştur garibim. He ya, korktum. Koş. Ben yavrum, ben iyi olacağım. Al ana. Sağ ol benim aslan oğlum. Ana, sen gitme tamam mı? Bir el domuzumda olsa da seninle gitme. Tamam mı ana? Korkma sen. Korkma yavrum. Ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Hep senin yanında duracağım. Korkma. Ana. Yeah.
çiçekler solup solup tekrar açıyorsa, en derin yaralar kapanıyorsa, en büyük acılar unutuluyorsa, neden korkulur hayatta söyleyin bana. En derin yaralar kapanıyorsa, en büyük acılar unutuluyorsa, ben neden aynı kalayım söyleyin bana. Elbette bazen çiçek açıp bazen solacağım. Elbette daldan dala konup sonra uçacağım. Elbette bazen hızla dönüp bazen duracağım. Elbette bazen söyleyip bazen susacağım. İnanmadım asla, inanamam. Her şeyin bir sonu olduğuna. Elbette bazen çiçek açıp bazen solacağım. Elbette daldan dala konup sonra uçacağım. Ağlıyorsam yarın güleceğim. Elbette önce çekip gidip sonra döneceğim. Gel Sami. Ağam emrettiğin gibi Osman'ın yerini bulduk. Güzel. Arkadaşlara söyle arabayı hazırlasınlar. Bir ziyaretine gidelim bakalım Osman. Buraya getirseydik ağam. Misafir olmak için önce misafiri ağırlamasını bilmek lazım sana. Bakalım Osman misafir ağırlamasını biliyor mu? Sonra biz de üstümüze düşeni yaparız. Yalnız mı gideceksiniz ağam? Ben de geleydim sizinle. Bir ihtiyaç olur. Sağ ol Sami. Ben yalnız gideceğim. Peki ağam. Gel misin Baran'a? Niye burada olduğumu tahmin etmişsindir. Ali Ağa ile birlikte amcamla görüşmüşsünüz. Evet. Ağamıza müracaat ettik. Amcamı bırakmasını istedik. Olmaz dedi. Bitmiş değildir bu mesele lakin. Elbet hesabı vardır. Bak Osman. Babanı bilirim. Seni de tanırım. Bilmeyle tanımayla olmuyor Baran'a. Aşiretin törenin hükümleri vardır. Amcama yapılanları yakıştıramam kendime. Töre amcanı öldürmemi ister. Ben de öyle mi yapsaydım? Amcamın hiçbir günahı, hiçbir suçu yoktur. Amcanın ne yaptığı ortada. Bundan sonrası adaletin işi. Suçluysa cezasını çekecek, değilse serbest kalacak. Ne senin ne de babanın aşiret içinde huzursuzluk çıkarmaya hakkı yok. Kimsenin huzursuzluk çıkardığı yok. Töre neyi uygun görüyorsa ben de babam da onu uyguluyoruz. Zinaranı yapamadığını yapıyoruz. Osman, ben ağalık yaptım. Töreyi de bilirim. Hükümlerini de ağalığın olduğunu da. Bunların arkasına sığınıp hareket ederseniz beni karşınızda bulursunuz. Yalnız sen değil, baban da bunu böyle bilsin. Bak kim gelmiş paşam, anan gelmiş. Gel bakalım. Ne yapıyorsun? Üzdün mü bakayım alayı? Yok ya, üzemeyeceğim vallahi. Hoş geldin abla. Sen de hoş geldin Dilan. Bilseydim çikolatalı pasta getirirdim. Kilo alacağız o pastalar yüzünden.
Haklısın. Bir süre pastadan uzak dursak iyi olacak. Hoş geldin Sıla. Ne zaman geldin Burhan? Dilan'ı getirdim. Bir de... Merhaba. Merhaba. Dilan'la konuşmaya gelmiş. Bedar. Gel bak sana ne aldım. Gel. Ya gene ne aldın Celil ha? Buldun parayı önünü arkasını hiç dinlemeden alıp duruyorsun. Ya öyle çok pahalı bir şey değil ha, sevineceksin. Sevineceğim. Allah vere de havadan bir şey olmaya. Vallahi havadandır ama sürprizdir. Bedar kapat gözlerini. Ya düşüreceksin. Allah'ını seversen açma gözünü tamam mı? Tutuyorum seni. Ya nedir bu böyle çocuk oyunu gibi? Ya sürpriz diyorum ha. Var mı dolu merdiven? Korkuyorum bak. Düşeceğim şimdi ha. Dur şimdi az kaldı Bedar. Bir basamak kaldı, at ayağını. Bitti. Bitti ama gözünü açma. Yok açmadım. Gel. Allah Allah. Az kaldı. Dur şimdi. Aç Bedar. Celil burnun ne? Balon. Her rengi var Bedar. Hepsini senin için aldım biliyorsun değil mi? Celil. Sen baloncu oldun. Ya ne baloncusu? Baloncu geçiyordu. Dedim ki ver hepsini. Hepsini sana aldım Bedar. İyi ettin. Aydede'yi gördün mü? Ya o adamlar Aydede yapmış ha. Bedar. Bu balonları gördün neyi hatırladın? Hiçbir şey. Vay. Ya hani bir gün şeye gitmiştik, bayram yerine gitmiştik. İp cambazları vardı, yarışmalar vardı. Ama sen ne yaptın? Orada köşede balonlar vardı böyle rengarenk. Ya. Sen gözünü diktin o balonlara. Baktın. Hele güneşin şavka da vurmuş. Balonların hepsi senin gözünün içindeydi. Ula dedim şimdi param olsaydı bu balonları hepsini bedava alırdım. Şimdi param var, şimdi aldım bedava. Celil. Oy. Çok sağ ol Celil. Balonlara bak. Bana mı aldınız? Dur ula. Ne zaman alınmasın? Hepsi annenin bunları tamam mı? Hırpo. Şaka yapıyorsunuz değil mi? Ula ne şakası? Anan izin vermeden almak yok. Celil çocukla çocuk olma. Ana alabilir miyim? Al. Emir al istediğini. Hop. O boyasızlarından al. Celil. Ben de burada alacağım. Bayılacağım şimdi. Ula al peki ananın şerefine olsun tamam mı? Ya. Emir oğlum bunlara da dokunabilirsin ha tamam mı? Ama patlatma annenin bunları. Demek okul dışında arkadaşlarınla gezmeyi seviyorsun. Keşke bana da söyleseydin bana. Yerler... Başka bir doktorla daha görüşmüştüm. Öyle mi? Ve ertelemenin en doğrusu olduğuna karar verdik. İlk önce benim konuşmam iyi olacakmış. Bilmiyorum. Sen de Zeynep'i aramıştın nasıl olsa dedim. Ama hala çıkmadıklarına göre sorun yok demektir. Kızın da iyi niyetini iyice suistimal etmeye başladık. Onun da kendi hayatı var sonuçta. Geceleri evleri terapi servisi yapmak zorunda değil. Sorun olduğunu hiç sanmıyorum. Müsait olmasaydı hayır derdi. Demez canım. Der mi hiç? Yani işi bu anlamında. Bu cep, bu ev, bu da hastane. Hastaneden 1211'i tuşlayacaksın. Beni istediğin zaman arayabilirsin. 24 saat. Tamam? Tamam. Teşekkürler. Neyse, ben bakayım. Ben de size bakmaya geliyordum her şey yolunda mı diye. Yolunda. Değil mi? Gidiyor musun? Hı. Yemeğe kal istersen Zeynep. Bu akşamlık beni affedin, çok yorgunum. Estağfurullah, seni geçireyim. Geldiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Keşke yemeğe de kalsaydın. Bir dahakine söz. Görüşürüz.
Çok teşekkürler. Tekrar teşekkürler Zeynep. Dilan için. Şimdiden rahatlamış görünüyor. Önemli değil. Ne zaman isterse beni arayabilir. Seve seve yardımcı olurum ona. Bu arada sen de arayabilirsin tabii. Sormak istediğim bir şey olursa. Aslında sormak istediğim bir şey var. Boran sonunda Emre'yi de hatırlamış. Ah, evet. Çok olumlu bir gelişme. Bence de. Artık hafızasında hiçbir karanlık nokta kalmadı yani. Bu da terapinin bittiği anlamına geliyor değil mi? Aslında henüz değil. Neden? Artık her şeyi hatırlıyor. Terapi bir süreçtir ve belli hedeflere ulaşıldığı zaman bitmez. Ne zaman bitecek peki? Belirli değerlendirmeler var tabii ama şu anda tıbbi bir açıklama yapmayayım. Kısaca doktor hastanın tam olarak iyileştiğine kanaat getirince diyebiliriz. Yani buna doktoru olarak ben karar vereceğim. Belki de ikinci bir doktora daha sorma vakti gelmiştir. Ne dersin? Siz bilirsiniz. Tekrar teşekkürler Zeynep. İyi geceler.